Değerli misafirler, Küçükçekmece Belediye'mizin sizler için düzenlemiş olduğu çocuk iftarımızda Ahmet hocamız duamızı verdi. Allah razı olsun. Sonrasında da Bilal Er kardeşimizin o güzel sesiyle, ezanı hidayeyle orucumuzu açtık. Cenab-ı Rabbil Alemin tuttuğumuz oruçları, kıldığınız namazları kabul eylesin diyoruz. Ve bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan ve bu güzel akşama böylesi güzel bir program hazırlayan Bilgiye ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi onlarla ilgili bir sinevizyonumuz var. Bilgi evlerinde çocuklarımız nerelere gidiyorlar, neler öğreniyorlar, neler yiyorlar, neler içiyorlar? Bununla ilgili bir sinevizyonumuz var. Şimdi hem iftarımızı yapalım hem de gözümüz sağda şu güzel sinevizyon ekranımızda olsun. Bakalım bilgi evlerimizde çocuklarımızla neler öğrendik, nerelere gittik, neler yaşadık. Dünyayı değiştirmek için önce insanların değişmesi gerek. Bu da ancak eğitimle sağlanır. Bu düşünceden yola çıkarak yaptığımız çalışmalar arasında en anlamlı olanı Bilgi Evleri projesidir. Yavrularımızın bilginin değerini anlamaları ve bilgiye kolay ulaşmalarını istedik. İstedik ki yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan sağlayalım. İşte bunun için belediye olarak ufku geniş, özgüveni yüksek, bilinci sağlam, algısı ve ifadesi kuvvetli bir nesil oluşturmak adına Bilgi Evleri projesini hayata geçirdik. Kalpleri sevgi, akılları bilgiyle dolu olan öğretmenlerimiz, öğrencilerine gösterdikleri yakın ilgiyle öğrenmeyi eğlenceli bir süreç haline getirdi. Öğrenciler Bilgi Evlerine severek, isteyerek ve gülerek geliyor. Onları bekleyen güler yüzlü öğretmenleri sayesinde hayata umutla bakıyorlar. Değerler eğitimini esas alan bakış açısıyla Küçükçekmece Bilgi Evleri iyi insanlar yetiştiriyor. Kendisine, ailesine, vatanına, milletine ve bütün insanlığa yararlı olacak İyilik ve güzellik için yaşayan mutlu bireyler yetiştiriyor. Başarı ve mutluluğu birlikte tattıran yaklaşımıyla Bilgi Evlerimiz anne ve babaların mutluluğuna mutluluk katıyor. Bilgi Evi üyesiyim, yeni tanıştım. Bilgi Evlerini çok seviyorum çünkü oğlumun derslerine çok çok faydası oldu. Bilgi Evindeki etkinliklerden yararlanıyorum. Buradaki eğitim ve öğretimi çok seviyoruz. Kütüphanedeki kitaplardan, bilgisayarlardan ödevimi yapabiliyorum. Bunun için Bilgi Evini çok seviyorum. İyi ki Bilgi Evi var. Oğlumla güzel dakikalar geçiriyor olmamın Bilgi Evlerinin çok çok faydası var. Bütün eğitim kadrosuna çok çok teşekkür ediyorum. Başarınız ve başarımız daim olsun diyorum. Sanatı ve sporu sevdiren ve yetenekleri keşfeden anlayışıyla Bilgi Evleri, çocuklarımızı sokakların ve teknolojinin olumsuz etkilerinden kurtarıyor. Onlara alternatif etkinliklerde bulunma fırsatı sunuyor. Bilgi Evlerinde üyelerimizin okuldaki başarılarını arttırmaya yönelik sayısal ve sözel alanlardaki etütlerin yanı sıra gitar, bağlama, keman, resim ve karikatür gibi sanat branşlarında kendilerini geliştirmelerine fırsat sunuyoruz. Teknolojinin ve bilgisayarın bilinçli kullanımı ve internete ulaşabilmeleri için çocuklarımıza yardımcı olmak amacıyla alanlarında uzman eğitimcilerle Bilgi Evlerimiz medya okuryazarı gençler yetiştiriyor. 8-14 yaş aralığındaki ilköğretim öğrencilerine hizmet veren Bilgi Evlerinde tüm faaliyetler ücretsiz. Bilgi Evlerinde bilgisayar ve İngilizce eğitimi, güvenli internet kullanımı,
okul derslerine yönelik etüt faaliyetleri, kütüphane hizmetleri, kulüp faaliyetleri, seminerler, rehberlik hizmetleriyle gezi ve sosyal etkinlikler de yer alıyor. Öncelikle bilgi evlerinin ne kadar elzem bir şey olduğunu geçenlerde daha iyi anladım. Böyle bir imkan daha önce hiç elime geçmedi ve kendimi rüyada gibi hissettim oradayken. 24 saat ya da 2 gündüz bir geceye ne kadar çok şey sığdırılabildiğini, ne kadar güzel şeyler yaşandığını tanık oldum. Marşlar ezberledik, onları söyledik, yarışmalar yaptık. Başka bir yerde çok daha güzel bir evim olmasına rağmen en önemli nedenlerden biri bu bilgi evinin olmasından dolayı bu evden ayrılmak istemiyorum başkanım. Anne kız kampına katıldık, bizim çok sevindik. 2 gündü çok güzeldi, hiç tanımadığımız insanlarla dost olduk, arkadaş olduk, çok güzeldi. Anlatmakla olmuyor, yaşamak gerekiyor. Öğrencilerimizden oluşan küçük seyyahlar gezerek öğreniyor, İstanbul'un ve Anadolu'nun tarihi mekanlarını ücretsiz olarak ve güvenle geziyor. Eğitim veren 8 bilgi evine Mehmet Akif ve Kanarya bilgi evlerini de eklemeyi müjdeleyen Küçükçekmece Belediyesi, 48 bin olan öğrenci sayısını 60 bine çıkarmayı hedefliyor. Bilgi evlerimizde üyelerimizin sosyalleşmesine ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla kulüp faaliyetlerimiz de bulunuyor. Satranç, şiir, tiyatro, bilişim, Küçük Mucitler Kulübü gibi çoklu zeka esasına göre oluşturulan kulüplerde öğrencilerimiz hem kendilerini geliştiriyor hem de eğlenceli zaman geçirip yorgunluklarını atıyor. Yaz aylarında gençlik kamplarımızda doğayla baş başa kalarak dinleniyor ve özgüven kazanıyorlar. Bilgi toplumu olmanın en önemli gerekliliklerinden biri olarak gördüğümüz kütüphanelerimizle ve her geçen gün artan kitap sayısı ve çeşitliliğin yanı sıra değişik ilgi alanlarına hitap eden süreli yayınlarda da üyelerimize okuma alışkanlıklarını kazandırma ve geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bilgi evimizde rehberlik alanında da öğrenci ve velilerimize hizmet veriliyor. Eğitim danışmanlığı, kişisel sosyal danışmanlık, psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, mesleki danışmanlık gibi alanlarda velilerimiz de faydalanabiliyor. Ayrıca bilgi evlerimizde heyecanla, coşkuyla öğrenmek ve ekip çalışmasını benimsemek için yarışmalar ve turnuvalar düzenliyoruz. Çocuklarımız değil, yetenekler ve fikirler yarışıyor. Bilgiler, şiirler, kompozisyonlar, satranç taşları ve en çok okunan kitaplar yarışıyor. Bilgi evleri öğrencileri yıl boyunca geliştirdikleri yetenekleriyle hazırlamış oldukları sergi ve gösterileri kültür merkezlerimizde halka sunarak özgüven tazeliyorlar. Onları izleyen aile üyeleri çocuklarıyla gurur duyuyor. Evet, başta da söylediğimiz gibi dünyayı değiştirmek için önce insanların değişmesi gerek. Bu da ancak eğitimle sağlanır. Bilgi Evleri projesi dünyayı değiştirmeyi hedefliyor. Haydi, keşfet kendini, yaşayarak öğren bilgiyi. İşte sana fırsat. Küçükçekmece Bilgi Evleri. Tuttum dilimi, kabul et orucumu Allah'ım.
Evet, bilgi evlerimizden değerli öğrencimiz Bahar Şeşen şimdi bizlere bir yemek duası verecek. Değerli misafirler, amin diyelim inşallah. Allah olmayanlara da versin. Evet, amin. Herkese hayırlı iftarlar arkadaşlar. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bu nimeti veren Allah, Peygamberim Resulullah, her yemekte derim Bismillah. Artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Bu nimetler yendikçe daha fazlası gelsin. Halil İbrahim bereketi versin. Soframız olsun nur. Kaza bela geri dur. Allah'ım bu sofrada yiyenleri ve yedirenleri Kabe'ye ulaştır. Geçmişlerimize rahmet et. Şehit olmayı nasip et. Amin. Küçükçekmece Belediye'mizin siz değerli minikleri için düzenlemiş olduğu bu güzel çocuk iftarına siz sevgili bilgi evlerimiz ve değerli komşularımız katıldınız. Bizleri yalnız bırakmadınız. Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun diyoruz. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde en büyük emeği olan değerli başkanımız Sayın Temel Karadeniz'i sahneye davet etmek istiyoruz. Sayın Başkanım, sizleri burada görmek istiyoruz. Güzel bir fotoğraf karesi vereceğiz inşallah. Kuvvetli alkışlar değerli başkanımıza geliyor. Bu güzel organizasyonlarda en büyük emeği olan değerli başkanımıza kuvvetli alkışlarla şimdi sevgili bilgi evlerimizin bir hediye takdimi olacaklar. Siz de demiştiniz Peygamber Efendimiz çocukları çok sever. Hediyeleşmek de sünnettir. Siz çocuklara bu güzel iftar programını hediye ettiniz. Değerli çocuklarımız da sizlerin bu hediyesi üzerine... Evet, Peygamber Efendimiz'in sünneti icabıyla sizlere el sanatı, çakıl taşları atölyemizin değerli minikleri. Bunları el emeği, göz nuru yaptılar. Şöyle şu tarafa doğru çevirelim çocuklar, şöyle. Evet, evet, evet. Çocuklarımıza bir alkış alabilir miyiz? Bu güzel hediye, gerçekten çok anlamlı bir hediye. Çok güzel bir hediye. Bakalım kardeşimiz acaba bu güzel gün için acaba neler söyleyecek? Çok teşekkürler. Sizler, sizin sayenizde bir sürü arkadaşlarımız oldu ve Çakıl Taşları kursu için çok teşekkür ediyoruz bu faaliyet için. Sağ. Evet, bizler de sizlere teşekkür ediyoruz bu güzel hediye için. Evet, değerli başkanımıza da teşekkür ettik. Çocuklarımız da ayrı ayrı el emeği, göz nuru, Çakıltaşı Atölyesi'nde gerçekleştirmiş oldukları bu güzel, muhteşem çerçeveyi armağan ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu güzel akşamda birçok çocuğumuz burada bilgi evlerinde neler öğrendiklerinin sadece burada biz %1'ini izledik. Bilgi evlerimiz çok önemli. Çocuklarımızın ahlaki, eğitsel, beyinsel gelişimi için yine eğlence, söyleşi ve sohbetlerinde çocuklarımıza ön ayak olan bir kurumdur. Bilgi evlerimizi eksik etmiyoruz. Değerli başkanımıza ve emeklerine çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, Ramazan'ın olmazsa olmazı onlar. Osmanlı'dan günümüze kalan temaşanın en güzel örneği onlar. Kimden bahsediyorum acaba? Ta Bursa'dan geldiler. Dedim ki Küçükçekmece'mizin minikleri için iftar veriliyor. Çok önemli, gelir misiniz? Karagöz Hacivat dedi ki tabii ki Volkan abi, gelmez miyiz? Koşa koşa geliriz. Şimdi az sonra Karagöz Hacivat'ı alacağız. Onun öncesinde ben diyorum ki sizinle beraber güzel bir ilahi okuyalım, ister misiniz? Bu güzel akşamda yemeğimizi yedik. Bir yemek duası. Genel CD 9 numara Koray abi, genel CD 9 numaramız gelsin. Şöyle bir yemek duası yapalım. Bakalım yemekten önce ne diyoruz? Yemekten sonra ne diyoruz? Eller havada. Yemeğini yiyenler eller havada. Vur elleri. Hadi bakalım. Eller. Küçükçekmece Belediyesi'nin çocukları çok şanslı. Onlar için bu güzel Ramazan'da özel bir iftar yemeği veriliyor ve bu güzel okulumuzda değerli başkanımıza ve ekip arkadaşlarına bu güzel organizasyonundan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
başlarken babam bismillah dedi. Yemeğimi yedikten sonra elhamdülillah dedi. Sonra sordum babama bismillah ne demekti. Sonra sordum anneme elhamdülillah. Şimdi vur elleri. Babam dedi yavrucuğum, yemeği bize Allah verir. Onun içinde başlarken onun adı hep söylenir. Yemeği bitirdikten sonra ona teşekkür edilir. Yemeği bitirdikten sonra elhamdülillah. Eller havada sağa sola. Yemekten önce bismillah, sonrası elhamdülillah. Yemekten önce bismillah, sonrası elhamdülillah. Süper. Yemeğini bitirenler buraya geliyor. Yemeğini bitirenler buraya geliyor. Sürpriz. Yemeğini bitirenler. Sahneye dokunma. Yemeğini bitirenler. Eller havada. Babam bismillah dedi. Yemeğini bitirenler burada. Eller havada. Elhamdülillah dedi. Sonra sordum anneme. Eller. Bismillah. Çok güzel. Sonra sordum anneme. Hazır. Eller havada. Vur elleri. Babam dedi yavrucuğum, yemeği bize Allah verir. Onun içinde başlarken onun adı hep söylenir. Eller havada. Yemeği bitirdikten sonra ona teşekkür edin. Elhamdülillah. Eller havada. Güzel söyleyenlere hediye var. Sadece parmak kaldırmıyorsun. Eller, eller. Süper, süper. Sonrası elhamdülillah. Sonrası elhamdülillah. Ey bizi nimetleriyle donatan güzel Allah'ım, bizi gösterdiğin güzelliklerin asıllarına ulaştır. Bizi bu çöllerde bakayım sadece parmak kaldıranlardan. Bize merhamet et. Abla, abla. Burada gel. Sani abi demeyen. Abla. Dur. Dur, acele ediyorsunuz. Acele etme. He, herkes gelecek. Acele etme. Acele etmek yok. Bekle. Siz sonra. Bir geri çıkalım. Herkes 5 adım geri. 5 adım geri. Yavaş. 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 Evet. Evet. Sadece turunculardan, sonra mavilerden alacağım, sonra kırmızılardan. Turuncu, turuncu, turuncu. Turuncu, 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 turuncu. Bir de sen gel. Turuncu, turuncu, maviler sonra. Şimdi, sonra. Geri çıkıyorsunuz, geri geri, eller havada. Şimdi vur elleri. Şöyle yan yana geliyorsunuz, yan yana. Eller. Siz turuncuları ne kadar alkışlarsanız onlar da size o kadar alkışlar. Ona göre. Süper. Ray ra ra ray 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 ray. Dün yemeğe başlarken babam bismillah dedi. Yemeğimi yedikten sonra elhamdülillah dedi. Sonra sordum babama. Şimdi siz söylüyorsunuz. Hazır. Ben susuyorum, siz söylüyorsunuz. Son! Babam dedi yavrucuğum, yemeği bize Allah verir. Onun içinde başlarken onun adı hep söylenir. Yemeği bitirdikten sonra ona teşekkür edin. Yemeği bitirdikten sonra
Eller, vur elleri. Yemekten önce bismillah. Sonrası elhamdülillah. Yemekten önce bismillah. Sonrası eller. İllah dedi, yemeğini yedikten sonra elhamdülillah dedi. Sonra sordum babama, bismillah ne demektir? Duyamıyorum. Sonra sordum anneme, elhamdülillah. Şimdi vur elleri. Babam dedi, yavrucuğum, yemeği bize Allah verir. Onun içinde başlarken onun adı hep söylenir. Yemeği bitirdikten sonra ona teşekkür edilir. Yemeği bitirdikten sonra sahne ekibi. Sonrası elhamdülillah. Yemekten önce bismillah. Sonrası elhamdülillah. Evet, bu kardeşimiz de ailesini arıyor hemen burada. Değerli başkanımızdan rica edelim. Şimdi burada bütün çocuklar hediye alacak. Sizden ricam, bekliyorsunuz, acele etmiyorsunuz. Temsili olarak değerli başkanımız bu sahnedeki arkadaşlara hediye verecek. Sonra ben size hediye edeceğim, tamam mı? Anlaştık mı? Sizden istediğim alkış. Eller havada, süper. Değerli başkanımızı kuvvetli alkışlarla buraya alıyoruz. Bilgi evlerimizi bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmadıkları ve bu güzel eğlenceyi bizler için düzenledikleri için teşekkür ediyoruz. Sadece eller. İçinde olan biz kullarını boş bırakma. Amin. AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Korkut Beyefendi de aramızdalar şu anda. Evet, o da çocuklarımıza bu güzel iftarımızda, çocuk iftarımızda hediyeler takdim edecekler. Sonrası elhamdülillah. Yemekten önce bismillah. Sonrası elhamdülillah. Küçükçekmece Belediye'mizin siz değerli minikler için düzenlemiş olduğu bu güzel iftarda şu anda değerli ilçe başkanımız ve belediye başkanımız çocuklarımıza hediyeler takdim ediyorlar. Evet, hediyesini alan havaya kaldırsın, şöyle bir görelim. Evet, süper. Çocuklar, eller havada, eller havada. Gel. Hediyeler havada. Evet, bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu güzel akşamda değerli başkanımız çocuklara unutmadı. Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirerek çocuklarımıza hediyeler de takdim edeceğiz. Eller havada. Bizler de çok teşekkür ediyoruz.